Çok Bence de yok belki hani Malatyalı oyuncuların bilemiyorum öyle maçın skoruna tayin edecek, etki edecek bir hakem hakem hatası yoktu göremedik ki bu biz akşam ama hiç yok. tabii şeyi dışında tutuyorum. Yani bize karşı olan yaklaşımı ifadelerini hani o tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Nasıl ki oyuncular hakeme saygı göstermek durumundaysa hakem de oyunculara saygı göstermek durumunda ya da kenardaki Tabii. insanlara, görevlilere. Bir de Bir şey söyleyemiyorum onu yani. Bu gece maçta böyle aksiyonlar olur, hakemi zorlar. Böyle bir oyun da Hiç öyle bir olmadı. oyunda Böyle bir değildi. oyun da yok yani. Hakem için çok En kolay bir maç önemlisi değil o. mi? Yani bir kaleye gidersin, öbür kalede gol pozisyonları, çok böyle ikili mücadele. Bir iki Böyle bir pozisyonda mesela bir hiç. tane şey Larry'nin bir pozisyonu vardı. Ona çok itiraz ettiler. Top Larry'nden çıktı. Hakikaten Larry'nden çıktı. Orada korner verdi. Evet, Ya aslında orada ya Larry'nin hocam söyleyebilirdi hakeme. tabii. Yani benden çıktı diyebilirdi. Bütün şey Yani sonra da en suçlusu o yani. Bir tane yani korne evet ya hiçbir şey yok. Ya orada maçta hakemlik hiçbir şey yok yani. nedenlerinden Hiç çıktı orada. sıfır. Şimdi Malatyaspor'da bir teknik direktör değişikliği oldu. Onun beraberinde getirdiği bazı Daha değişiklikler ama de var. gelen Teknik direktör yok yok orada. şu anda. Altyapı antrenörü kartıyla çıkıyor. Ali Ravcı oranın çocuğu, menajer. Ali O da Ravcı takımın başındaydı Ali Ravcı, zaten. sen de Hocam, çalıştın hocam. Ali evet. Ravcı menajer yani. Geçen Sportif direktör 10 Erol yıl Bulut Hoca da uzun ayrıldığında zamandır. tekrar gelmişti Ali Ravcı. Mesela o sezon devam etti. Tekrar sezon başı mesela bir antrenörle anlaştılar. Tekrar o sportif direktörlük görevine devam etmişti. Şimdi de aynı şekilde bir antrenörle anlaşırlarsa yine o Ama ne sportif kadar direktör. gecikirlerse takımın o kadar zararına olacak bir şey. Hamza Hoca Öyle giren önce gözüküyor. bir teknik adamın Öyle olduğunu gözüküyor. Bak bu yanlışlık ülkemizde. Şimdi Ali Ravcı sportif direktör sahaya indiriyorsun. İyi olursa iki maç galip gelirse devam ettireceksin. Şans verir. Bu doğru değil. Üç maç sonra kötü giderse ama Ali Ravcı baktın olmuyor. Antrenörü de para Ve vermeyelim. çok da şey Bak kaybetmiş şimdi olacaksın. tabii canım para da vermeyelim. Hiç oyun. Bak oyunu kaybediyorsun. Fiziksel kaliteyi kaybediyorsun. Disiplini kaybediyorsun. Toparlayamazsın da Başka bir düzen bu kulüpte kadar kuruluyor. yoğun Gelen maç antrenör için de takviminde. çok zor. Yani biz ülkede antrenörün değerli olduğunu bu oyunda bu kulüplerin içinde anlayamıyoruz. En büyük sıkıntı bu. Hamza Hoca ayrıldıktan sonra evet Hakan Çalışkan hocanın lisansıyla Ali Ravcı sağ kenarında yeni bir teknik direktörle anlaşmadılar. Ama takım içinde bazen lider konumunda olan futbolcular bu tür boşluklarda biraz daha fazla sorumluluk Kim üstlenmeyi mesela? Adem Adem. açıklama oradan geldiği için. Oynamayan Umut mesela. Yani o da Umut'un tecrübeli. evet Hayır ben bu maç değil. Genel olarak söyledim hocam. Umut'un oynatılmamasının nedeni de olabilir. Bakın oyun anlayışı değişti. Her ne kadar yeni bir teknik direktör gelmese bile Hamza Hoca zamanında direkt hücum oynayan Malatya geçen hafta Gençler Birliği maçına bakıyoruz. Sol tarafta oynayan Tete santraforda oynadı. Kerim Afes sol tarafta, Zeki sağ tarafta, hemen arkalarında da Mustafa Eskellaç. Hücum yapısı, organizasyonu, oyun anlayışı tamamıyla değişti. Umut da ikinci yarı oyuna girmişti orada. 1-0 Burada hiç girmedi. öndeyken 1-1 Ya olunca hücum bir olunca belki ya biz öndeydik. Umut da girdi. Hocalar hepsi düşünebilir. Kaldı ki Feyyaz hocam ilginç bir şey söyledi. Dedi ki Ali Ravcı oradaki transferler konusunda da çok yetkili bir arkadaşımız. Ali Eğer siz ikinci öyle ligden beri evet. orada çok da emek veriyor. Doğru işler de yapıyorlar. Transferlerde de mutlaka Ali bütün sezonu zaten oyuncu bakarak geçiriyor. Yani hem takımla Tabii. ilgileniyor, dışarıdan da transferde de şey gibi yani scouting iş, oyuncu bakımında da yani oyuncu arayışında da etkili Ali orada. Yeni gelen hocalar oyun anlayışını bazı futbolcuları nasıl değiştiriyorsa hele hele transferlerde sorumluluk üstlenmiş bir kişinin de kendisinin daha uygun gördüğü futbolcular öncelik tanımasını da doğal karşılamak lazım. O yüzden Malatya'da bazı değişiklikler ama olmazsa olmaz hakem futbolcu diyalogları. Bakın maç sonrası açıklamalar bir tarafa buna hiçbirimizin tahammül etmemesi lazım. Maç sonrası federasyona bile başvurarak futbolculara hakaret telakki edilebilecek açıklamalarda, konuşmalarda bulunan hakemlerle ilgili kesinlikle şikayetlerde Şimdi bulunmak Malatyaspor lazım. hücum Bu hattı nasıl herkesin değişti görevi. onu anlatalım. Yani Fenerbahçe mesela Kadıköy'de yendiklerinde nasıl oynadılar veya nasıl oynuyorlar? Tabii. Şimdi değişti derken onun altını doldurmak gerekir. Şimdi sağ çizgide Umut Bulut oynuyordu. Solda Adem oynuyordu. Santrafor Kubilay ile Tete oynuyordu. Şimdi bunlar dördü de santrafor özelliği olan oyuncular.
kanattaki oyuncularda. Böyle dörtlü bir hücum hattıyla oynuyordu. Ali Ravcı'dan sonra bugün Mustafa sağda oynadı. Solda da sol bek olan Karim Efes, işte Başakşehir'e gelen, sonra Kasımpaşa, Malatya'ya gelen. Şimdi daha çok kanat orijinal olan oyuncularla oynadı. Sağda Mustafa, çizgide ucunda, solda da önde Karim Efes'le. İki tane de santrafor işte Tete ile Adem gibi kullandı. Ama geçtiğimiz dönemde Hamza Hoca ile beraber bu ne oluyordu? Kubilay da oynuyordu, Umut da oynuyordu. Yani çizgiye oynayan oyuncular santrafor özellikliydi. Şimdi bu da ne oldu? Daha takımdaki tabii esasen dengeli bir oyun oldu. Ama diğer Hamza Hoca gibi de üretken bir oyun olamazdı, olamadı. Peki artık yavaş yavaş Malatya Beşiktaş maçını böylece tamamlamış olalım. Yarına, ardından da Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Önce Galatasaray'ın Ankara Gücü maçını konuşalım. Ardından da hem Fenerbahçe Antalya Spor maçını konuşacağız, hem Ersun Hoca'nın açıklamaları var, hem de Caner konusu var. Orayı da biraz açmak gerekecek. Galatasaray'la başlayalım Ahmet Hocam. Ankara Gücü deplasmanı için bu arada arkadaşlarımdan rica edeyim, Emre Kaplan'ı da bağlayabilirsek onun vereceği muhtemel üzerinden de yol alırız. Hocam sizin de bir öngörüyle başlayalım. Galatasaray'ın Ankara Gücü deplasmanına ilişkin nedir sizin öngörünüz? Ben Galatasaray'da devre arası yapılan çok doğru nokta atışı transferlerle hem tempo, ki oyunun hızı Fatih Hoca için çok önemliydi. Hız derken çabuk düşünme, çabuk oynama, öne olduğu kadar geri dönüşlerde de koşullarıyla takımın toparlanmasına katkı sağlayacak bir hız, bir dinamizm istiyordu Fatih Hoca. Bence bunu belirli bir ölçüde yakaladılar. Galatasaray'ın oyun anlayışını net tarif edebiliyoruz. Sürdürebilir bir oyunları var. Sadece benim için Alanya'da skoru aldıktan sonra bu kadar çok geri çekilmesi veya keza Erzurum maçında da ilk yarıyı 2-0 tamamladıktan sonra oyunu biraz daha kendi yarı alanında kabullenmesi Galatasaray'ın oyun anlayışının dışında bir anlayıştı. Ama bu kesinlikle Fatih Terim tercihi. Takım bunu tesadüfen yapmadı ve hoca karşı çıkmasına rağmen yapmadı. Böyle anlarda bazen teknik adamlar biraz tempoyu yoğun programdan dolayı çok yüksek tutmama adına güvenli oyunu tercih edebiliyorlar. Fatih Hoca ondan dolayı böyle yaptı. Bu da bilinçli bir oyundu. Ankara Gücü artık gerçekten beraberliğe bile tahammülü olmayan bir noktaya geldi. Öyle. Bence yani, rakip kim olursa 20 olsun, 20 puan son sıra, eksi evet. 16 averaj. Sadece 5 galibiyet alabilmiş. Ligde kalması için 3 puana ihtiyacı var. Hikmet Hoca ile birlikte de bence o mücadelesini sonuna kadar sürdüren bir anlayış içindeler. Kırmızı kartlara rağmen, eksik kalmalarına rağmen bundan vazgeçmiyorlar. Fiziksel yönden Galatasaray'ı çok zorlayacaklar. Hücumda hızlı hücumlarla Galatasaray'ın üzerine gitmeye çalışacaklar. Eğer Galatasaray bence kadro kalitesinden ve yakaladığı bu oyun anlayışından, hücumdaki etkinliğinden dolayı önde o kararlı oyununu ortaya koyarsa Galatasaray'ın oradan da 3 puanla dönmesini bekliyorum ben kendi adıma. Ceyhun, senin dönem dönem fazlaca formasını giydiğin bir takım Ankara Gücü. Farklı 3 tane. Nasıl görüyorsun Ankara Gücü'nün ligdeki konumunu? Galatasaray'ın maçı açısından nasıl tepki koyabilir? Ve Galatasaray'ın oyunu için öngörülerin, senin öngörülerin nelerdir? Öncelikle Ankara Gücü evet sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Hoca değişikliğinden sonra da, Hikmet Hoca geldikten sonra da, hatta ben ziyarete de gitmiştim Ankara'da bulunduğum sırada, bir hocanın havasının geldiği takıma belli. Ama maalesef hala sahada bu şeyi alamadı. Performansı alamadı hoca. Eksikleri olduğunu söyledi, bizlere de söylemişti orada. Ziyaretimizde elinden geldiği kadar çaba gösteriyor ama maçlarda, oynadığı maçlarda o kadar ilginç kırmızı kartlar gördü ki Ankara Gücü oyuncuları. Ankara Gücü'ne takım olarak o mücadele şansını veremedi. Ona rağmen kaybetmedi. Başakşehir maçında da kaybetmedi. Ama hani hiçbir zaman sonuna kadar, yani puansal anlamda, matematiksel anlamda bir şey kaybetmediği sürece, hem Hikmet Hoca vazgeçecek bir teknik adam değildir, hem Ankara Gücü camiası, taraftarını biliyoruz. Onlar
bu olaya tepki gösterecektir. Aslında iki maçlık bir şey var orada da, makas var. Yani evet. Çok da dramatik. Evet, 25'ler var, 28. Karartmaya da gerek yok 25, tabii ama. 25-28, yani 28'e kadar var. Evet, karamsar olmaya gerek yok Ankara Gücü açısından ama. Ama hani şeyde gidiyor. Evet. Yani trende gidiyor bir yandan. Gidiyor. Bir de şimdi önümüzde uzun bir maç skalası var diyoruz ama bir haftada 3 hafta geçmiş oldu. Yani bir haftada 3 hafta bir anda gitti. Ankara Gücü için çok kritik bir maç. Bir de Galatasaray maçı olması ekstra bir motivasyon sağlayacaktır takıma. Hikmet Hoca da genelde seviyor. Kayseri'de iken de Galatasaray'a karşı oynadığı maçları biliyoruz. Daha önceki çalıştırdığı takımda. Yani büyük takımlara karşı farklı işte analizini iyi yapıyor. Tabii avantajlı taraf Galatasaray, çok avantajlı. Ama çok zorlayacağını düşünüyorum ben Ankara Gücü'nün. Hani bir sürpriz, en kötü bir beraberlik bile çıkarabilir yani Ankara Gücü. Peki.